yönetiminde bulunanlar, bakanlar, bakan yardımcıları Türkiye'nin iftihar etmesi gereken kişiler olmalıdır. Bu açıklamayı niye yapıyorum? Değerli arkadaşlarım bakın. Geçtiğimiz yıl bir haber yayınlandı. Dün burada oturan, şu anda burada bulunmuyor, Dışişleri Bakanlığı'na dün burada temsilen bulunan Yasin Ekrem Selim isimli kişinin Kıbrıs'ta Halil Falyalı isimli organize suç örgütü lideriyle bir ortaklığının bulunduğu haberi yayınlandı geçen yıl. Ortaklığı bulunan şirketin adı Northern Associates Trading Limited. 2020'de Türkiye'de Halil Falyalı ile ilgili yakalama kararı bulunurken, tekrar ediyorum, Halil Falyalı ile ilgili Türkiye'de yakalama kararı bulunurken Dışişleri Bakan Yardımcılığı koltuğunda oturan Yasin Ekrem Selim ve biraderi bu kişiyle ortak şirket kurmuşlar. Değerli arkadaşlarım bu haberden sonra Dışişleri Komisyonu üyesiyim ben. Geçen yıl Dışişleri Komisyonu'nda bunu gündeme getirdim. Yasin Ekrem Selim'e ben bunu sordum. Böyle bir şey yok dedi. Bununla ilgili açıklamam var dedi. İnternete baktım. Kardeşim açıklamanız yok dedim. Avukatlarım sonra açıklama yapacak dedi. Açıklama falan yayınlanmadı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu haberi yapan gazeteci hakkında hiç utanmadan, sıkılmadan 250 bin liralık tazminat davası açtı. Tekrar ediyorum. Haberi yapan gazeteci hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı. Kıt kanaat geçiren bir dürüst gazeteci hakkında onu korkutmak için, sindirebilmek için bu davayı açtı. Ve arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Dava reddedildi. Dava reddedildi ve davanın karar metninde KKTC resmi kabz memurluğu ve mukayyetlik dairesince düzenlenen ve Halil Falyalı'nın hakkında yakalama kararı olduğu dönemde Selim ile bir şirkette hissedar olduğu belgesi yer aldı. Yazık değil mi bu Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'na? Hiç bundan utanmıyor musunuz? Peki ne oldu sonra biliyor musunuz? Ben milletvekili olarak bunu Dışişleri Bakanlığı'nda bir daha, Dışişleri Komisyonu'nda bir daha sordum. Dışişleri Bakanı'na 3 defa yazılı soru belgesi verdim. Hiçbir sorumu yanıtlamadılar. Bu sorularımı yanıtlamadılar arkadaşlar. Daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz bunu gündeme getirdik. O dönemde Genel Başkanımız Özgür Özel Grup Başkan Vekiliydi. Meclis Genel Kurulu'nda o da gündeme getirdi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bizim bu açıklamalarımızı haber yapan yayın kuruluşlarının haberlerine 240 tane erişim yasağı getirildi. Dışişleri Bakanlığı'nı bu hale getirmeye utanmıyor musunuz? Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin tarihi bakımından bu kara bir sayfadır. Ben senelerce Türk Dış Politikası dersi okuttum. Ben Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tarihinde böyle bir olay bilmiyorum. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bir memurunu, bir kahraman memurunu Amerika Birleşik Devletleri'nde şehit ettiler. Bahadır Demir 1973 yılında. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Şehit edilen diplomatımızın eşi hazırlandı, imtihana girdi. Sorularımızı yanıtsız bıraktınız. Açıklamalarımıza erişim yasağı koydunuz. Bundan hiç utanmıyor musunuz? Şimdi sormak istiyorum. Acaba Halil Falyalı ile bu şirket ortaklığında bulunan Yasin Ekrem Selim'in acaba gizlenen başka ortakları mı var? O yüzden mi hala üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bakan yardımcılığı görevine acaba devam ediyor? Acaba bu cinayetle, Halil Falyalı cinayetiyle bu ortaklık arasında bir ilgi mi var acaba? Merak ediyorum, bu bakan yardımcılığı görevi bizim bu açıklamalarımıza rağmen acaba devlet kademelerine bu türden şaibeli adamlar bilerek yerleştiriliyor birileri tarafından, yarın öbür gün kullanışlı olurlar diye mi acaba? Arkadaşlar ben bu soruları çoğaltabilirim. Genel kurulun dikkatine Türkiye için bu acı manzarayı sunmak istedim. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı bunu hak etmiyor. Bu temizliği yapmak, bu pisliği temizlemek partinizin görevidir arkadaşlar.
bunun yanıtını bekliyoruz. Tam bir yıl önce bu konu gündeme gelmiş. Bakan yardımcısı kendisi o vekille Dışişleri Komisyonu'nda da bizzat konuşarak bunları tek tek izah etmiş olmasına rağmen yeniden ısıtılıp ısılıp gündeme getirildi. Dün yine konuşulduğu için bu açıklamayı söylemek durumundayım. Bu tamamıyla bakan yardımcımızın bir gayrimenkul satışıyla ilgili bir işlem. Bu şirketle hiçbir ortaklığı yok. Bununla ilgili mahkeme devam ediyor. Devam eden bir mahkeme süreci var. Ayrıca avukatı aracılığıyla yapmış olduğu resmi bir itirazı ve açıklaması da var. Bunu da dün kendisine de ilettim. AKP Grup Başkan Vekili yaptığı konuşmada İstanbul Milletvekilimiz Sayın Yunus Emre'nin dün Dışişleri Bakanlığı yardımcısı ile ilgili ortaya koyduğu gerçeğin yalan olduğunu ifade etti. Bu Yunus Emre arkadaşımıza yönelik bir sataşmadır. Yunus Emre arkadaşımız burada. Kendisinin kürsüden bu konuyu açıklaması ve yanıt vermesini diliyoruz. Sadece bakan yardımcısını değil, aynı zamanda bütün hükümeti ve hepimizi töhmet altında bırakacak bir tavırla konuştuğu için ben yapılan resmi açıklamayı aynen paylaştım. Bu konudaki izahatı anlamamak Yunus Bey'in kendi tercihidir. Ama bu konuda tekrar söz verirseniz ben tekrar cevap vermek durumundayım. Çünkü burada bulunmayan bir kişi ve hepimiz itham altında bırakılıyor. Ve Yunus Emre Bey'e bu konu özellikle Dışişleri Komisyonu'nda da ayrıntılı anlatılmış ve konu izah edilmiş. Bir yalan haber üzerinden böylesine bir algıyı yürütmek boş bir çaba, hiç gerek yok. İşimize başlayalım. Teşekkür ederim. Sayın Leyla Şahin Usta'nın burada bulunmayan bir kişi hakkında söz söylediğiniz şeklindeki söz kurumunu anlayabilmek mümkün değil. Çünkü burada toplam 50 kişi var. Oysa Türkiye'de 86 milyon insan yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi burada bulunanların sorunlarını değil, Türkiye'nin tamamının meselelerini konuşuyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı hakkında ortaya konulan bir iddia ya da bir iftira değildir, bir gerçekliktir. Sayın Grup Başkan Vekili bunun yalan olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu iddiayı dile getiren arkadaşımızı yalancı olmakla suçluyor. Arkadaşımız da burada gerçeği bir kez daha ifade edecek. Sayın Emre, yerinizden vereceğim. Bir dakika buyurun. Yerinizden vereceğim, devam ettireceğim. Buyurun. İş tüzüğün öngördüğü şekilde bana açık sataşma olduğu için yalanla itham ettiğim için oradan konuşmak istiyorum. Sayın Başkanım, habere oradan yalan konuşmak istiyorum. Sayın Emre, yeriniz takdir. Efendim iş tüzüğü çok haber açık. Şahsımla ilgili yalan söylediği bir şey. Sayın Emre, yerinizden vereceğim. Lütfen açıklamanızı yapın. Efendim buyurun. Bir dakika içinde bu kadar şeyi söyleyemem. Lütfen 2 dakika üstünden konuşmak istiyorum. Hanımefendinin yalanı defalarca bana izah edilmiş. Bana yapılan izahatın örneğini çıkarsınlar. Ben bunu söylüyorum. Kesmeyin. Ben sizin dedim. İki defa Dışişleri Komisyonu tutanakları oradadır. İki defa ben bu konuyu açtım. İki defa soruyu sordum. Sayın Bakan Yardımcısı bana hiçbir açıklama yapmamıştır. Tutanaklar oradadır. Hiçbir açıklama yapmamıştır. Yalan sizin söylediğinizdir. Birincisi bu. İkincisi, 3 defa yazılı soru önergesi verdim. Dışişleri Bakanı'na 3 defa yazılı soru önergesi verdim. 3 soru önergemde yanıtlanmamıştır. Yalan diyorsunuz değil mi? Soruyorum ben size. Dün burada şirketin adını söyledim. Ortaklık oranını söyledim. Bunun yalan neresinde? Ben yine dün burada Kıbrıs'taki ilgili dairenin evrakından bahsettim. O daireyi söyledim, evrakından bahsettim. Ben yine ilgili gazeteci arkadaşımıza açılan 250 bin liralık Sayın Emre, son defa açıyorum, tamamlayın. Gazeteci arkadaşımızın beraatiyle sonuçlandığından bahsettim. Benim ve önceki grup başkan vekilimiz olan genel başkanımız Özgür Özel'in bu konudaki açıklamalarıyla ilgili yayın yasaklarının konulduğundan bahsettim. Şimdi geleceksiniz bana burada dürüstlük anlatacaksınız değil mi? Yazıklar olsun. Buyurun Sayın Usta. Bana hangi ben ama tutanaklarım şimdi yapılan açıklamayı. Yunus Bey dün konuşunca Dışişleri Komisyonu'ndaki arkadaşlarımızın hepsi ve bakan yardımcımızın da kendisi bizzat bana şunu söylediler. Yunus Emre Bey bu konuyu aynen yine Dışişleri Komisyonu'nda gündeme, bakın bir komisyonun gündemini yazılı geçtik, bunu getirmiş. Kendisine tek tek izah edilmiş. Hayır. Bu konudaki bütün izahatlar yapılmış. Defaatle yapılmasına rağmen kabul etmiyor. Hayır. Hiçbir izahat yapılmamıştır. Haberin. Bu ifade yalandır. Hiçbir izahat yapılmamıştır.
Hiçbir izahat yapılmamıştır. Ne yazılı ne sözlü hiçbir izahat. Bir tarafta siz bir şey söylüyorsunuz. Bir tarafta bütün komisyon üyelerinin de şahitliğiyle ben de bir şey söylüyorum. Ben de ciddiyete davet ediyorum. Haberin yalan olduğunu söylüyorum. Bir gazeteciye tazminat davası açılmış. Tazminat davasının reddedilmiş olması haberin yalan olduğu anlamına gelmiyor. Bu yalan haber üzerinden Yunus Bey kendini ifade etmeyi tercih ediyorsa diyecek bir şeyim yok. Ancak tekrar söylüyorum. Haber yalan. 9 Mayıs 2024 saat 15.20 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir çalışma günündeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 260 milletvekili var. Bu 260 milletvekili maaş alıyorlar bu mecliste. An itibariyle bakıyorum 6 milletvekili meclisi izliyor. Ben bu durumu 7 mi? Çok özür dilerim. Yani haksızlık etmek istemem. Demek ki 7 milletvekiliymiş. Ben bu durumu ülkemizle, milletimizle, kamuoyuyla bir paylaşmak isterim. Meclisteki ciddiyet budur. Meclise katkı vermenin düzeyi budur. Şimdi tabii yalnızca milletvekili grubunda değil bu halktan kopma, görevden kopma, ciddiyetten kopma meselesi. Merkez Bankası Başkanı bugün bir basın toplantısı yaptı. Merkez Bankası Başkanı'nın ekonomik verileri iyi tutması ve aynı zamanda politikalarıyla halkın hayatını kolaylaştırması beklenir. Bugün yaptığı açıklamada şunu söylüyor. Yıllık %36 olan enflasyon tahminimizi yukarıya doğru revize ederek %38'e çektik diyor. Şimdi ben bir iktisat doçentiyim. Baktım rakamlara. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği rakamların bu konuyu bilen insanlar üzerinde bir samimi ciddiyet etkisi yaratması lazım. Peki ne diyor başkan? Mayıs'ta yıllık %75-76 ile diyor zirve yapacak enflasyon, sonra baz etkisiyle aşağıya doğru inecek diyor. Arkadaşlar aklımızla dalga geçmeyin. TÜİK ilk 4 ayı %18-75 olarak açıkladı. Eğer TÜİK'e inanırsan durum böyle. TÜİK'e inanan var mı bu memlekette? Bir kere daha soruyorum. Yok. Ama memleketin Haziran-Aralık ayında enflasyonun her ay en fazla %1.75 ortalamayla artması lazım. Ya arkadaş, Merkez Bankası gibi ciddi bir kurumun başında bulunuyorsunuz. Yaptığınız açıklamanın en azından meslek mensupları tarafından anlaşılır olması gerekir, öyle değil mi? Yani buna insan dikkat etmez mi? Şimdi gene bir rakam söyleyeceğim. Bu yılın sonunda gıda enflasyonu tahminleri %35,5. Ben soruyorum ya, şu anda %70 gıda enflasyonu. Sen hangi önlemi aldın ki yıl sonunda bu enflasyon, gıda enflasyonu %35'e düşecek? Arkadaşlarımız söyledi, ben de geçenlerde bunun tablosunu göstermiştim. OECD'de ortalama enflasyon %5, seninki %70. OECD'nin tablolarına sığmıyorsun artık. Tarımın başladığı topraklarda dünyada 10. yüksek gıda enflasyonuna sahipsin. Şimdi Merkez Bankası Başkanı buyuruyor ki %35'e düşecek yıl sonunda. Hangi önlem aldın? Hiç olmazsa daha evvel Bayraktar diyordu ki işte tarım kredide dükkanlar açacağız, efendim seralar kuracağız. Hiçbirisi olmadı da. Hiç olmazsa bir önlem paketi açıklıyorlardı. Sen ne yaptın? Sıfır. %35'e düşecek. Bakın daha önemlisi, bir iktisatçı ciddiyeti içerisinde söylediği cümleleri aynen okuyacağım ve bunun ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Şöyle diyor Merkez Bankası Başkanı. Para politikasındaki kararlı duruşumuz. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Enflasyonu %50 yaptık. Bu %50 ortamında kimse yatırım yapmıyor. Herkes parayı bankaya koydu, ekonomi durdu. Bunu anlatıyor. Para politikasındaki kararlı duruşumuz dediği bu. Maliye politikasıyla destekleme var mı? Sıfır. Kredi politikamızın yarattığı sonuçlar. Burada da şunu demek istiyor. Hiç kimsenin bu faizlerle kredi çekip tüketime harcaması ya da yatırıma harcaması mümkün olmadığı için kimse kredi çekemiyor. Böylece iş talebi bir kere daha bastırdık diyor. Bravo. Sonra devam ediyor. Türk lirasındaki reel değerlendirme. Reel değerleme. Ya arkadaşlar,
Dünyadaki devalüasyon oranlarına bakın. Bunun listeleri yayınlanıyor. Sizinle rekabet etmeye çalışan bir tek Arjantin pezosu vardı. Artık onu da toz duman geride bıraktınız. Son bir yılda. Buyurun Sayın Günaydın. Son bir yılda devalüasyonda açık ara Türk lirası birinci ve şimdi Merkez Bankası Başkanı diyor ki bana Türk lirasındaki reel değerleme. İnsaf be arkadaş. Sonra yani daha fazla devalüe etmeliydik de burada tutmayı başarabildik diyor yani. Enflasyon beklentisinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyon ana eğilimi düşecektir. Bir kere söyleyeyim size, bu politikalar, bu vahşi kapitalist, neoliberal politikalar, kemer sıkmayı vatandaştan ibaret gören, kendi büyük göbeklerini görmeyen ve onları tümüyle harcama limitlerinde sonsuz bırakan bu politikalar vatandaşı öldürmekten başka bir işe yaramıyor. Bakın çok acı, anlayana çok acı bir istatistik söyleyeceğim size. Kayıtlı işsiz sayısındaki en yüksek artış hangi yaş grubunda biliyor musun sayın milletvekilleri? 60-64. Buyurun Sayın Günaydın. 60-64. Kayıtlı işsiz ne demek? Yani 60 yaşını geçmiş olan adam ben iş arıyorum diye İşkur'a başvuruyor. Ancak bu takdirde kayıtlı işsiz oluyor. Onlardaki işsizlik %41.74 oranında artmış. 60 yaşının üzerindeki 60-64 yaş aralığındaki adam niye iş arar? Yani hayatının belki de son çeyreğini yaşıyor ama yaşayabilmek için emekli maaşı yetmiyor ya da bugüne kadar emekli maaşı bile alamamış, iş arıyor ve bulamıyor. Sonra bir istatistik daha var. Bu yetmiyorsa onu söyleyeyim size. 65 yaş üzeri olup da ya kayıtlı işsizlerin oranı %33 artmış. İşte Türkiye yüzyılı hikayelerini anlatmayı bırakın, memleketin geldiği tablonun bu olduğunu görün. Bir insan 65 yaşının üzerinde iş arıyor, bulamıyor. Evine tamamlayın Sayın Günaydın. Evine giren bir para varsa onunla mutfağı kaynatamıyor ve siz ona Türkiye yüzyılı hikayelerini anlatmaya devam ediyorsunuz. Bu memleketin kaderi bu değildir. Bu memleketin kaderini kurtarmanın tek yolu bu memleketten, bu memleketin sizden bu memleketi kurtarmaktır. Onu da mutlaka yapacağız. Çok teşekkür ederim. CHP Grup Başkan Vekili, evet bizim AK Parti sıralarımıza bakarak sayımızı saydık. Kendi vekil sayısı da çok fazla değil ama şunu unutmayın. İki tane komisyonumuz çalışıyor. 260 milletvekili. İki tane. Dinler misiniz? Dinler misiniz? Ben rakam söylemiyorum. Bugün iki tane komisyon çalışıyor. İki komisyonu çalıştırırken bizim vekillerimiz tam sayıda orada bulunuyorlar. CHP veya diğerleri de birer tane temsilci. Siz söylediniz diye çağırmayacağım. Çağırmayın. Çağırmıyorum. Çünkü zaten hepsi ya Sayın Başkanım müsaade ederlerse ben de sakince konuşmamı yapabilir miyim? Ya bu kadar saygı yok mu? Saygı. Dün de sizi uyardım. Dün sizi uyardım değil mi? Sayın Başkanım siz görür müsünüz? Sayın Günaydın. Sayın Günaydın, Grup Başkan Vekili sözünü tamamlasın lütfen. Şu anda Sayın Günaydın. Şu anda milletvekillerimiz görevlerinin başındalar. Komisyon çalışmaları devam ediyor. Gökhan Bey burada görmediği için meclisin diğer taraflarında işleyen işlerden haberi yok herhalde. Bir profesör olarak kendisini vazgeçin. Üniversitenizde gidersiniz yaparsınız işinizi. Sayın milletvekilleri, Sayın milletvekilleri, bir grup başkan vekili konuşuyor lütfen. Hasan Bey. Sayın milletvekilleri. Sayın başkanım. Sayın milletvekilleri. Hasan Bey lütfen. Hasan Bey. Sayın milletvekilleri. Sayın başkanım. Sayın burası, milletvekilleri. Burası Hasan Bey ya. Arkadaşlar Hasan Bey'i görür müsünüz? Göremez. Hasan Bey. Sayın milletvekili. Sayın milletvekili. Sayın milletvekilleri.
musunuz? Asuman Hanım. Yeter. Buyurun devam edin. Bütün milletvekillerimiz meclisteler, görevlerinin başındalar. Gökhan Bey görmüyor diye bu milletvekilleri burada değilmiş gibi algı yapmaktan vazgeçsinler. Lütfen kara propaganda yapmaktan vazgeçsinler. Milletvekillerimizin çalışmalarını ona hesap vermek zorunda değiliz. Siz de milletvekilisiniz. Buradaki 600 kişinin her biri de milletvekili. Buyurun İyi Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Saadet'te, buyurun DEM Parti'de kaç milletvekili var? Sayın milletvekilleri, bunları konuşmak çok yanlış, ayıp bir şey. Konuşuyor. Lütfen sukuneti koruyun. Bu sadece kendi yaptıkları hataları örtme çabasıdır. Bunun dışında başka bir şey değildir. Ne hata yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz. Dün de uyardım, sizi yine aynı tavırla devam ediyorsunuz. Bu meclisin bir başkan vekili var, meclisi yönetiyor. Siz kalkıp yoklama almaya çalışıyorsunuz. Bu haddi aşan bir davranıştır. Milletvekillerimizin hepsi çalışmalarının başındadır. Plan bütçede de çalışma var, komisyonlarda da var. Bunları görmezden gelmek bu milletin hakkını yemektir. Şunu, evet, saygısızlığınız için özrünüzü kabul ediyoruz ama lütfen tekrarlamayın.